Kripto para dünyasında hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara tekrar sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar özellikle sizlere haftalık bazda hemen bir fotoğraf göstermek istiyorum BTC açısından. Hemen destek ve dirençleri kaldırıyorum. Daha önce e, kullandığım indikatör tarafından e, açılmış olan destekleri sizlere göstereceğim. Bakın şu alanda, şurada, şurada. Şu görmüş olduğumuz bölgelerde. Ve BTC'de en son şu görmüş olduğumuz alanda özellikle 30.000 bölgesine geldikten sonra gerekli uyarlarda bulunmuştuk zaten o zaman. O günden bugüne ilk defa tekrardan arkadaşlar bakın en son e, ilk başlama zamanı ne zamanmış bunun 24 Mayıs 2021'den sonra ilk defa bugün tekrardan bu bölgeye bir destek açıldı arkadaşlar. Ve burası bizim artık kilit bölgemiz olacak. Çünkü açılan destekler önemlidir. Anlar kırılırsa çok sert satışların geleceğini bize gösteriyor. 46.700 bölgesi. Şimdi bize neyi gösterecek bu bölgelerde bir miktar daha gergitleri yaşayabiliriz. BTC'de. Özellikle belli alanlarda günlükte belli alanlar kırılmış olsa bile arkadaşlar dünya piyasasında özellikle FED toplantısının beklenilmesi ve dünya piyasasında var olan hareketliklerden dolayı tekrardan bir geri çekilme söz konusu. Bakın bugün VIX endeksinde tekrardan bir aşağı yönlü hareket söz konusu. Yukarı yönlü özür dilerim. Bakın %11 oranında bir yükseliş var. S&P 500 akşam saatlerinde tekrardan geri çekilmeye başladı. Dow Jones, Nasdaq görmüş olduğunuz gibi satış yiyen borsalar ki ABD borsalar özellikle S&P 500 ile BTC arasında belli oranlarda koalisyonlar olduğundan bahsetmiştim. Şimdi FED toplantısı öncesi BTC'de geldikler beklediğimi de daha önce sizlere belirttim. Dün özellikle Bitcoin'de günlük bazda Kanal kırıldıktan sonra en azından o zamana kadar belli oranlarda bir toparlanma gelebileceğini düşünmüştüm ben aslında. Ama maalesef tekrardan satıcı bir güne uyandık. Ama şartlarda haftalık bazlarda kapanışlardan sonra belli oranlarda iğneleme hareketlikleri özellikle ABD piyasaları açılma yakın bir döneme kadar devam edebiliyor. Akabinde tekrardan bir toparlanma oluyor. Maalesef bunu BTC'de o an için göremedik. Günlük bazda benim için önemli olan alanlardan birisi şu görmüş olduğunuz bölgeydi. Ve haftalığı da bu bölge üzerinde kapattı. Bakın şurada görmüş olduğumuz gibi. Bu da bizim için aslında olumluydu. Ama maalesef görmüş olduğumuz alanda bakın ne altında ne üstünde son 4-5 gündür herhangi bir bağımsız kapanış yapmadan gelgitler devam ediyor. Şu düşen bundan sonra şuradaki Özellikle satıcılar egal edildikten sonra hareket miktar başlamıştı. Normalde bu mumun bunu teyit etmek amaçlı geri çekilmesi beklenen akabinde iğnelemelerle beraber yukarı yönlü bir hareket yapması beklenen ama maalesef şu an için tekrardan belirtmek gerekirse baskılı hareket devam ediyor. BTC gergitler yaşıyor arkadaşlar. Ve bu gergitler neticesinde de dün en son uyarlarda bulunmuştum. Burası altcoinler için çok önemli bir detaydı ki bunu dün zaten çok net belirttim. Neden bahsettim arkadaşlar? Bakın dominans yükselirken eğer BTC bir miktar geri çekilirse alt koyunlarda bunu 2 çarpıyla 3 çarpıyla izlemeniz gerekir. Çünkü BTC geri çekilmeden de, eğer dominans bir miktar daha gevşek olursa alt koyunlardaki geri çekilmeler çok sınırlı sayıda kalmakta ve sınırlı bir bölge içerisinde dar bir alan içerisinde kalıyor. Ama dominans yükseliyor BTC o gün güçsüzse bu bizim için neydi? Bir felaket senaryosuydu ki. Görmüş olduğunuz gibi %10'lar, %13'ler, %12'ler, %5'ler değişiyor. Görmüş olduğunuz gibi geri çekilmeler söz konusu. Dominans kırmızı alanı da kırdı. test etti arkadaşlar. Haftalıkta özellikle alan üzerinde kalmayı başardı. Ve uzun bir aradan sonra haftalıkta bu görmüş olduğunuz bölge destek açıldı. Bu da özellikle özellikle bu saatten sonra alt koyunlara biraz daha dikkat etmemiz gerekliliğini gösterir ki bu çok önemli bir detaydır. Bu hafta gel bir piyasa olacak arkadaşlar. FED tarafından şahin açıklamalar beklenilmesi neticesinde belli olanlarda piyasalarda hala bir tedirginlik söz konusu. FED tarafını çok yakın bir şekilde takip edeceğiz. ve FED açıklamalarının olduğu güne de çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü o günlerde de çok volatil hareketler yaşanabiliyor. Bu da bizi neyi gösteriyor arkadaşlar? Önümüzdeki birkaç gün biraz daha temkinli, biraz daha sabırlı olmamız gerekliliğini gösteriyor. Ve o gün gelişmeler doğrultusunda BTC'nin ve altcoin'lerin Biraz daha net hareket yapmasını bekleyebileceğiz. Bu açıdan da önümüzdeki günlerde en yakın takip etmemiz gereken olaylardan birisi bu. Ve birçok dünya merkez bankasının dün tekrar belirttim e, toplantıları olacak. Bunlar da önemli takip edilmesi gereken e, konulardan birisi. BTC söylemiş olduğum gibi bu alanlarda gelgitler yaşamaya devam ediyor. Alt koyunlar açısından çok fazla bir değerlendirme yapmak şu an için çok doğru değil. Dün tekrardan bazı alt koyunlarda önemli destek ve direnç bölgelerini sizlerle paylaşmıştım. Ama BTC izin vermediği sürece bu süreçte arkadaşlar alkolilerde çok fazla bir hareket beklemek çok doğru olmayacaktır. Bu açıdan da BTC'de en son haftalık bazdaki alan bizler için önemli ve ben bunu artık kırmızı renge çevireceğim arkadaşlar. Buraya dikkat edeceğiz. Günlükte ve 4 saatlikte şu an için bu alan gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. 4 saatlikte tekrardan bu alandan geri döndük. E, ve şurada normalde dip bölgelerde e, o bu saatlik bölgelerden sonra 4 saatlikte de çok net bir robo oluşumu söz konusu. Tabii ki burada şu görmüş olduğumuz bölgeden sonra da şu görmüş olduğumuz alanlarda bir kırılım söz konusu. RSI test için 48428 bölgelerine kadar tekrar gitmesi beklenebilir. Bu gayet normal bir durumdur. Ama bölgelerden sonra alan üzerinde kalamasa tekrardan satıcılı bölgelere gelebilir ki bunun içinde de bizim e, bu kanal takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Ve eğer bu kanal e, bu şekilde devam edecekse çünkü günlükte tekrardan aşağı yönlü bir sert mum söz konusu. Bu bölgede biraz gerilikler yaşansa da kademeli bir şekilde iğnelemelerle bu bölgelere kadar bir geri çekilme yaşanabilir ki arkadaşlar. Bugün itibariyle bu bölgelerin geçmiş olduğu bölge 39.840.000 bölgeleri. E, bu bölgelere çok ama çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çünkü şu görmüş olduğumuz konsolidasyon süreçlerinde özellikle 46 bin bölgesinde 45 bin, 43, 42 bu bölgelerde e, yoğun derecede alıcılar bulunuyor. Euro bölgelerde satıcılar biraz daha güçlenirse bu 33 bin lira kadar bir iğneleme bile getirebilir. Bakın alan üstünde kalsa bile bu bölgelere kadar sert bir iğneleme bile getirebilir. Bu saatten sonra çok dikkatli olunması gerekiyor. E, günlükte de şu an için bence Teter Partisi'nde takip etmemiz gereken bölgelerden birisi artık biraz daha net e, 51.700 bölgesi yani bu alan üzerinde bir kapanış gerçekleşirse o zaman tekrardan piyasada bir miktar toparlanma görülebilir. Ama şu an için aşağı yönlü baskılı e, devam ediyor ve kanal hala çalışıyor. Hala bozulmuş durumda değil günlükte de bu kanal takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ve bu kanalda önemli görülen alanlar içerisindeki gerilikler dışında da kanal kanalın dip bölgelerine doğru bir hareket gelirse de bunu hep birlikte sizlerle değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama şu an için tekrar belirtiyorum. FED toplantısı kilit bir toplantı. Bunu beklemek gerekiyor piyasada bir miktar. Ve bu süreçte mutlaka nakitte bulunmak gerekiyor. Belli oranlarda bu çok ama çok önemli. Çünkü bundan sonra oluşabilecek fırsatlar açısından değerlendirilmeleri açısından önemlidir. Bitcoin buraya geldikten sonra bir miktar toplayıp tekrardan geri çekilebilir. Bu gayet doğaldır. Önemli olan tepki alımlarının önemli bölgelerinde yakalayabilmek arkadaşlar. Çünkü tepki alanlarında iyi hareketler yakalayabilirseniz bakın şu görmüş olduğumuz alanlardan şu görmüş olduğumuz bölgeye doğru sert bir hareket yakalasak bile bunlar %25-%30 hareketler ki küçümsenecek düzeyde hareketler değil. Bu yüzden nakitte beklemek bir miktar bence çok çok önemli. %50, %55 oranında %60 oranında neredeyse hatta nakitte beklemek şart bu dönemde ve FED toplantısı sonrasında da önemli bir şekilde takip etmek gerekiyor. Şu 4 saatlikte sizlere söylemiş olduğum Teter Partisi'ndeki alana dikkat edeceğiz. Haftalıkta artık bu alanı takip edeceğim ben. Haftalıkta kırılacak mı kırılmayacak mı? Şu an için kısa vadede de yükselen trend açısından şu görmüş olduğumuz trend çizgisi kırılımı söz konusu. Rites için bu alanlara gelebilir. Eğer bu alanlar üzerinde kalamazsa ya da bir süre şu görmüş olduğumuz alanda gerçekten yaşayıp konsolide olabilir. Aşağı sarkma olabilir. Şu an için Burada 46.700 bölgesini, kırılımı dahilinde 44.600 bölgesini ve o bölgeleri kırıldıktan sonra da 41.000 bölgelerini takip edeceğiz. Şu an için yapılabilecek tek şey bu alanlarda takibini yapabilir. Özellikle altcoin'lerde de ezilmeler söz konusu ama tekrar belirtiyorum BTC açısından bir toparlanma olmadığı sürece altcoin'ler açısından bir değerlendirme yapmanın çok da doğru olmadığını düşünüyorum. BTC toparlandıktan sonra altcoin'lerde de hareketlikler gelebilir. %3, %5, %10 ani yükselişler bu piyasa için bir hiçtir arkadaşlar. Özellikle bunun peşine çok düşüyorsunuz. Tabii ki gün içi fırsatları değerlendirmek isteyebilir herkes ama bu her zaman mümkün olan bir durum değil. Vadeli işlemlerden kesinlikle uzak durmanız gerekiyor bu süreçte. Bu çok önemli bir detay. Çünkü gelgitlerle panik yaparak elinizdeki sermayeyi anında eritebilirsiniz. Bu yüzden kesinlikle ama kesinlikle vadeli işlem aşmamanız gerekiyor. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğumu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için arkadaşlar mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Hepinizi çok seviyoruz. Saygılar. Sunuyorum.